Ben Çanakkale'deydim. Milletimiz neden sevilmeli? Tabur komutanı Binbaşı Lütfü Bey çok zor bir durumdayken "Yetiş ya Muhammed, kitabın gidiyor" diye seslenince kendisine nasıl karşılık verildi? Cemal Öğüt Hocaefendi Efendimizin "Ben Çanakkale'deydim" sırrını nasıl öğrendi? Çanakkale'den sırlar başlıyor. 600 yıl dünyanın hakimi değil, hadimi olmuş Osmanlı'nın tarih sahnesine veda ederken dünyaya kabul ettirdiği en büyük destandır Çanakkale. Necip milletimizin tarihe vurduğu silinmez bir mühürdür o. İslam'ın son kalesi olan Çanakkale, biricik evladını "Ben seni bugünler için doğurdum. Hamurunu helal sütle yoğurdum. Ya gazi ol ya şehit" diyerek cepheye gönderen anaların yazdığı destandır. Tarih, tarih olalı böyle bir savunma kaydetmemiştir. Çanakkale bir hayat müdafaasıdır. Bu müdafaanın sonunda ya kanlı bir ölüm ya şanlı bir yaşama vardır. Çanakkale savaşlarının belki de en büyük özelliği atalarımızın savaşın içinde dünyaya sunduğu güzellikler sergisidir Çanakkale. Keşke atalarımızın savaşın içinde dünyaya sunduğu bu güzellikleri bizler şu küçücük Anadolu'muzda kendimize sunabilsek, ülkemizin adeta cennetten bir parçaya döndüğünü de görebileceğiz. Çanakkale, takımın alaya. 62 piyade tüfekli kahramanıyla İngilizlerin en iyi tümeninden binler askerine kafa tutan Yahya Çavuşların. 215 okkalık mermiyle savaşın gidişatını değiştiren Seyit Onbaşıların. "Bir Türk dünyaya bedeldir" dedirten Mustafa Kemallerin dünyaya karşı koyuşudur. Gerçek Çanakkale'yi anlatmak için hakikaten Akif olmak gerek, öyle değil mi? Akif'imiz gök kubbeyi şehitlerimizin üzerine tavan olarak çatar, bu tavanı Süreyya yıldızıyla süsler. Kainatın en kutsal yeri Kabe'yi onların başucuna mezar taşı olarak diker, bütün bunları yeterli görmeyip "Gene de bir şey yapabildim diyemem hatırana" derse bize ne söylemek düşer ki? Akif'imizin "Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın." İşte bu inanılmaz cümlelerle, eşsiz anlatımıyla Çanakkale kahramanlarını Bedrin aslanlarına benzetmesine verilebilecek bir cevap var mıdır? Bedrin aslanlarına benzetilen askerimiz, eğer Rabbimizin emir ve yasaklarıyla donatılmış, Peygamber Efendimizin yolunun yolcusu olursa, Mehmetçiğimizin Rabbimizin de onun Resulünün yardımını görmemesi düşünülebilir mi? Bedir'de kainatın efendisi, "Allah'ım, şayet şu bir avuç İslam mücahidi helak olursa, artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmayacak" diyerek Rabbine yakaran Hazreti Peygamber, savaşın en kritik anlarından birinde tabur komutanı Binbaşı Lütfü Bey'in "Yetiş ya Muhammed, kitabın gidiyor,
sedalarıyla düşmanın üzerine atılışı karşılıksız bırakılabilir miydi? Hadi canım, ben gözümün gördüğünden başka şeye inanmam diyerek caka satan sözde aydınlara yakın tarihimizden bir örnek vererek bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi dolayısıyla sen olmasaydın kainatı yaratmazdım kutsi hadisiyle müjdelenen Efendimizin milletimize olan bağını paylaşmak istiyorum sizlerle. Efendimizin milletimize olan bağını. Alasonyalı Cemal Öğüt Hocaefendi, Milli Müdafaa Teşkilatı'nın İstanbul Başkanı'dır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuvayi Milliye Seferberliği çalışmalarını Beşiktaş'taki evini adeta merkez yaparak bugüne gelebilmemizde çok büyük faydalar sağlar Cemal Öğüt Hocaefendi. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki hizmetleri gerçekten çok büyük olan gerçek bir alimdir o. O yıllar haccın yasaklandığı yıllardır. İşte 1928 yılında o kutsal topraklara yüz sürmek, için yanıp tutuştuğu anlarda nasıl olduysa bir askeri birlikte haç vazifesini yapmak nasip olur. Mekke'deki vazifesini tamamladıktan sonra Medine'ye, Ravza-i Mütahhara'ya varır. Vaktinin hemen hepsini Mescid-i Nebevi'de geçirir. Onun Mescid-i Nebevi'de her dakika döktüğü gözyaşları Peygamberimizin türbedarının dikkatini çeker ve herkes kendisini el üstünde tutmaya başlar. Cemal Öğüt Hocaefendi kendisine gösterilen ilgiye bir anlam veremez ve nihayet bir gün dayanamaz ve Efendimizin türbedarına sorar. Bana gösterdiğiniz yakınlık, muhabbet ve sevginin sebebi nedir? Cemal Öğüt Hocaefendi, Efendimiz Nurani türbedarının söyledikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Türbedarın söylediği sözler bize Osmanlı'nın şan ve şerefinden ne kadar uzak olduğumuzu, Osmanlı'yı ne kadar tanıyamadığımızı şu sözlerle açıklar. Çok dikkatli olur. Allah ve Resulünün siz Türk milletine olan muhabbeti sizi sevmemi bana vacip kılar. Hayretler içinde kalan Cemal Öğüt Hocaefendi, türbedarı bir daha hiç rahat bırakmaz, onu devamlı sorgu yağmuruna tutar. Artık Cemal Öğüt Hocaefendi'nin sorgularına dayanamayan türbedar, nihayet Osmanlı sevgisinin hikmetini açıklar. 1915 yılında Hindistan ulemasından zahit, kalp gözü açık bir zat Ravza-i Mütahhara'yı ziyarete gelmiş, dua ve niyazda bulunuyordu. Kendisiyle çok yakın sohbetlerimiz oldu. Ancak ne zaman söze başlasa konuşamıyor, gözyaşlarına boğuluyor, hıçkırarak ağlıyordu. Kendisine, "Dostum, nedir bu gözyaşların? Burası cennet bahçesi. Burası Efendimizin makamı. Burada bulunduğun için sevinmen lazım. Ama senin gözyaşların geldiğinden beri hiç dinmedi. Bu zorlamaların sonucunda beni yanına oturttu ve şunları anlattı. Ben yıllarca Resulullah'ın hasretiyle yanıp kavruldum. Ben binlerce kilometre uzaklardan onun kokusunu duyar, onu hisseder, onunla sohbet edebilirdim. Ama şimdi ben onun başucundayım. Ben onunla yanmak,
onunla kavrulmak, onunla dolmak, onunla olmak istiyorum. Ama ben Hindistan'da duyduğum güzellikleri onun başucunda duyamıyorum. Ben onu burada hissedemiyorum. Acaba ben çok büyük bir günah mı işledim? Her gün ağlamam, kıvranmam bundan dolayıdır. Ama eğer o burada olsa ben onu hissederdim. Ve Hindistan'da alimin son sözü. Efendimiz burada yok. Efendimizin türbedarı hemen kendisine itiraz eder. Hayır, öyle şey olur mu? Onun makamı burası. Burası cennet bahçesi. Sen ne diyorsun? Onun makamı burası. Burası cennet bahçesi. Sen ne diyorsun? Ama Hindistanlı alim devam eder. Hayır, hayır. O burada yok. Eğer o burada olsaydı onu ben mutlaka hissederdim. Efendimizin türbedarı daha fazla onu kırmak istemez ve o gece gönlünün derinliklerinden gözyaşlarıyla gelen dualarla uyuduğundan hemen bir müddet sonra kainatın efendisi onun karşısındadır. O heyecan içinde daha sorusunu sormadan güzeller güzeli hemen dünyalara değer o mübarek sözleriyle türbedarının derdinin dermanı olur. Şimdi çok dikkat, ne olur. O Hindistanlı zata selam söyle. Onun hissettikleri doğrudur. Ben o zaman Medine'de değildim. Ben o zaman Ravzam'da değildim. Ben o zaman Çanakkale'deydim. Çok zorda olan evlatlarıma yardım ettim. Savaş kazanıldı ve şimdi Ravzam'dayım. Türbedar gözleri yaş dolu vaziyette. Ya söyle bakalım Hacı Cemal Efendi. Resulullah'ın Çanakkale'de yardımına koştuğu bir millet sevilmez mi? Ben de bu hadise aklıma geldikçe kendime hep şunu sormak isterim. Acaba Efendimizin ben o zaman Çanakkale'deydim, çok zorda olan evlatlarıma yardım ettim, savaş kazanıldı ve şu anda Ravzam'dayım dediği anlar, acaba tabur komutanı Binbaşı Lütfü Bey'in İri yarı bir siyahi tarafından palasını tam Lütfü Bey'in gırtlağına dayadığı ve çekeceği anda bir anda askerlerin kaçmaya başladıkları an mıydı o an diye aklıma gelir hep. Sizler ne dersiniz? Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.